Naciye Hanım, Hüseyin Bey selamlar. Hocamızın dediği gibi soğan kürü içtiğim zaman 5-6 ay nezle olmuyorum. Soğan biz hanımlar için büyük bir nimet. Allah sizlerden razı olsun. Ecmain Bir sorum daha olacak. Kansere yakalanmamak için neler tüketmeniz diyor. Bu geniş bir soru ama. Bak çok yerinde ve haklı bir soru evet. Hüseyin. Çok yerinde ve haklı bir soru. Şöyle. Bakın hiçbir bebek dünyaya gelirken yüzde yüz sağlıklı gelmez. Babasından ve annesinden bir takım hastalık genlerini alarak gelir. Baba prostat kanseri ise onun genini alır. Anne meme kanseri veya işte yumurtalık kanseridir onun genini alır. Ailede Alzheimer vardır bunun genini alır. Ailede Parkinson hastalığı vardır bunun genini alır her insan, istisnasız her insan birkaç tane önemli hastalığın bombasını genetik yapısı içerisinde saklı tutuyor Hüseyin. Şimdi bu bombanın patlamaması lazım. Ha bu bomba ne ile patlar? Aşırı stresle patlar. Bu bomba sigarayla patlar. Bu bomba tükettiğiniz gıdaların içerisindeki katkı maddelerinin tetiklemesiyle olur. Bu bomba başka neyle olur? %100 doğal dediğiniz bazı sebzeler var ki onlar değil. Ki bunlar e, ata tohumları değil, yerli tohumlar değil. Bakın hibritlerin de kaliteli olanları var. Değerli izleyicilerimiz yanlış anlamasın. Ama bunun çok kötü olanları da var. Bunların ürettikleri mikro erneyalar, ne yapıyor? Bu suskun genleri, suskun genleri yani kanser genini veya Parkinson genini paketlemiş atıyor onu sürekli. Yani hücre bölündükçe paketlenmiş şekilde bu transfer oluyor. Ama siz burada yanlış gıdaları, doğal olmayan gıdaları tükettikçe ne oluyor? İşte buradaki bu sessiz dediğimiz genler aktive olabiliyor bağışıklık sisteminizdeki aktif bir geni de ne yapabiliyor? Tam tersini yapıyor. Suskun hale getiriyor. Pat diye hastalık ortaya çıkıyor. Yani vücut imdat frenini çekiyor. Çektikten sonra yapacağınız bir şey yok. Ha ondan sonra işte tedaviler şunlar, bunlar e, filan bir sürü işler uzuyor. Yani her insanda her insanda, her sağlıklı insanda hiç kimse Yaşı kaç olursa olsun, ben yüzde yüz sağlıklıyım demesin. Mutlaka genetik yapısında bir şeyler var. Bir de sonradan kazandıklarımız var. Yani yanlış gıdaları tüketerek, tüketerek. Ya buradan aldığımız, soluduğumuz hava kirlidir. Ne bileyim birçok şeyler var. Dış faktörler dediğimiz bu faktörler ne yapıyor? Bu suskun genleri pat diye açığa çıkartıyor. Bu şey gibidir Hüseyin. Yani bir zinciri düşün böyle 100 tane halkası var diyelim tamam. Bunun bu zincirin maksimum en fazla dayanma gücü onun en zayıf halkasıdır. İşte insan vücudundadaki genlerde böyle bazıları zayıf. ama ötekinin geni öyle güçlü. dirençli ki güçlü ki hiç bana mısın demiyor adam. Yani o biri çok kolaylıkla haşimatoya pat diye yakalanırken aynı beslenme kültürüyle gittikleri halde o yakalanmıyor. Neden? Çünkü genetik genetik yapılar farklı. Yani onun geni orada çok sağ yani ne diyelim stabil, kararlı. Yani çok dik duruyor yani öyle söyleyeyim. Yoksa işte burada yapılacak olan şey hastalıklara karşı lütfen bilinçli olarak en doğal olanı tüketeceksiniz uzak durun yani Yok, şeyden doğal olmuş kim ya yani işte içinde olan hiçbir şeyi bunlar bunlar tabi tüketmeyeceğiz yani.